günlük hayatta birçok sorunla karşılaşmak mümkündür. Sorunlarla karşılaşmamak mümkün değildir. Sorunsuz bir hayat, tatsız tutsuz bir yemeğe benzer. Hayatta karşımıza çıkan sorunlarla mücadele etmek insanı olgunlaştırır. Sorunlar farkına varıldığında, onlara çözüm arandığında insana erdemlilik kazandırır. İşte günlük sorunlara karşı 9 dahiyane çözüm. 9 numara: suya düşen telefonu kum ile kurtarmak. Bazen ister istemez bazı aksilikler gelebiliyor. En önemlisi de telefonun suya düşmesi. Sakın paniklemeyin. Telefonunuz suya düşerse kedi kumu derdinizin çözümü olabilir. Sim kart ve bataryayı çıkartıp telefonu çorabın içerisine koyun. Çorabın ağzını bağlayın ve kedi kumunu içine gömün. 3 gün sonra ekrandaki nem dahil telefonun her yerindeki su yok olacaktır. 8 numara: lavabo deliklerini sirke ile açmak. Bir evde meydana gelebilecek olan en can sıkıcı durumlardan birisi de tıkanan lavabo giderleridir. Karbonatla lavabo açma yöntemi bilinen bir yöntemdir. Ancak buna bir de sirke ilave ettiğinizde işiniz daha çok kolaylaşacaktır. Tıkalı yere yarım bardak karbonat ile sirke dökünüz. Ardından da oraya kaynar su dökünüz. Eğer durum çok vahim değilse birkaç denemeden sonra açılacaktır. 7 numara: diş fırçasıyla ağzını çalkalamak. Günde en az 2 kere dişlerimizi fırçalamak zorundayız. Dişleri fırçaladıktan sonra hepimiz normal olarak elimizle suyu alıp ağzımızı çalkalıyoruz. Şimdiki göreceğiniz diş fırçası sayesinde elinizle suyu ağzınıza atmaya gerek kalmayacak. Çubuktaki delik sayesinde su yukarı doğru sıçrıyor ve size de ağzınızla çalkalamak kalıyor. Ayrıca isterseniz bu fırça sayesinde su bile içebilirsiniz. 6 numara: ampul ile odanın mis kokmasını sağlamak. Yakıldığında odanıza güzel kokular veren bir ampul yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan gereçler o kadar da çok değil. Elinizde bir adet parfüm ve bir ampul olması yeterli. Ampulün üzerine biraz parfümünüzden sıkınız. Yakıldığında odanız mis gibi kokacaktır. Işık açıkken ampule direkt parfüm sıkmanızı tavsiye etmeyiz. Ampul sıcak olacağı için parfümün yanmasına ve leke bırakmasına sebep olacaktır. 5 numara: limon ile ateş düşürmek. Ateşlendiğinizde hemen ateş düşürücü ilaç almak yerine soğuk suyun içine bir limon dilimleyin ve suya batıracağınız bir süngeri yüzünüze ve vücudunuza sürün. Şok etkisi yaratmamak için suyun çok soğuk olmamasına özen gösterin. Limonun ferahlatıcı özelliği serin suyla birleşince ateşin düşmesine yardımcı olacaktır. 4 numara: karbonat ile koltuk altı kokuya son. Yazın ter kokusu başa bela ama çözümsüz değil. Karbonat teri buharlaştırmakla kalmaz, kokuya yol açan bakterileri de öldürür. Karbonat alkali, vücuttaki ter asidik yapıdadır. Her ikisi birleştiğinde, gaz şekillendiğinde terin anlık buharlaşmasına neden olur. Teknik olarak karbonat gözeneklerindeki teri engellemez. Cilt yeni bir ter oluşana kadar hızla kurur. 3 numara: döndürmeli bank. Yağmurlu günlerin hemen ertesinde parkta biraz oturmak ne kadar da güzel olur. Ama mutlaka ya gazete kağıdı sereriz ya da bir torba. Bu bank ise kolayca döndürülerek alttaki kuru kısmı üste çıkarıyor. Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çok iyi bir buluş. Böyle bir şeyin ülkemizde de olması çok fayda sağlayacaktır. 2 numara: dip bucak temizleme jeli ile kör noktaları temizlemek. Özellikle araç ve bilgisayar temizliği yaparken insanı hayattan soğutan bazı noktalar vardır, bilirsiniz. Klavyeyi ters çevirip vurmak, bezi katlayıp araç havalandırmalarına sokmaya çalışmak gibi. Bu ürün ile dip bucak temizliği artık çok kolay olacak gibi gözüküyor. 1 numara: içecek ile telefonu şarj etmek. İçecek ile telefonu şarj etmek gerçekten dahiyane bir çözüm. Bu ürün içeceğinizin yaymış olduğu ısı farkını enerjiye çeviren ilginç bir sistem kullanılarak şarj edilebilen tüm cihazları kolayca şarj eden bir icat. Farklı alanlarda da kullanılabilmesi için geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.